Evet arkadaşlar, idmandan çıktım, geldim, oturuyorum, bir çay içiyorum. Şimdi eve geçeceğim, istirahat edeceğim, artı bir şeyler yiyeceğim. Bu Natural King ile alakalı Atakan'ın videosunda bana bir gönderme yapmış. Ben de onunla ilgili ufak bir video yapıyorum şu anda. İzlerseniz sevinirim arkadaşlar. Videomu da beğenmeyi ihmal etmeyin ki adam şimdi prim yapacağımı falan düşünmüş ya. Bu işten de para kazanacağımı düşünmüş ya. Hadi izleyin bakalım videonun geri kalanını. Bakalım neler söylemiş. Hadi bakalım. İdmandan çıktım. Hatta şuraya bir iki tane görsel atarım. Hatta Oktay gelecek birazdan. Oktay'ı karşılayacağım. Oktay bende kalacak. Onun yine bir sinema çekimleri, reklam çekimleri falan var. Bir şeyleri var. Evimde onu ağırlayacağım. Güzel sohbet, muhabbet edeceğiz. Hatta onunla da video çekeriz. Ondan da güzel bir yarın idman videosu çekmeyi planlıyoruz hatta. Oktay Yavuz Aslan'dan bahsediyorum. O da federasyonda teknik kurulda görevli arkadaşlar. Konumuz ne? Konumuz bu Natural King. Bu Atakan'ın videosunda sonuna doğru bana biraz sallamış. Bana bir gider yapmış. Benim o parayı veremeyeceğimi, bundan prim elde edeceğimi, hatta onun ismini geçirdikten sonra videolarımın 10 kat daha fazla izlendiğinden filan bahsetmiş. Şimdi bak güzel kardeşim, ben 42 yaşındayım. İki kere evlilik yaptım, iki tane evladım var. Bak sen daha yeni evlilik yaptın, harcamaların ortadadır. Onun için bu konulara da hiç girme. Aynı salonda da idman yapıyoruz kendisiyle, hanımınla denk geldim. Ay. O da bana denk geldi. Birkaç sefer idman yaptık vesaire. Beraber idman yapmadık bu arada. Aynı ortamda idman yaptık. Neyse. Yani onu görmeye de, yakından görmeye de nail oldum aynı zamanda. Şimdi bu Natural King kardeşimiz bu Atakan'ın videosunda bana biraz sallamış. Sallamışken bana da söz hakkı düşmüş. O söz hakkına şöyle küçük bir cevap vereyim. Aslan parçası, bak ben 42 yaşındayım. O parayı veremeyeceğimi düşünmüşsün. Ha, bana prim vermek istemiyor musun? Sana ufak bir yol ve yordam göstereceğim. Ufak bir anlatımda bulunacağım. Hemen takipçilerine, eğer böyle bir video yapmak istiyorsan, 100 bin izlenir dedin ya, çok da güzel gelir elde edersin o videodan. Hemen Hacettepe Üniversitesi'nin bağlı olduğu, anlaşmalı olduğu İstanbul laboratuvarı var. Burada Acıbadem'de. Hemen orada gidiyorsun. Anabolik steroidlerle alakalı doping testini yaptırtıyorsun. Ondan sonra onu çıkartıp burada ekranda sunuyorsun. Herhangi bir şekilde Hacettepe Üniversitesi'ne vesaire gitmene gerek yok. Ben onu o videoda siz cahillere özellikle yemlik olsun diye atmıştım. Çünkü böyle bir video, böyle bir içerik yapacağınızı tahmin etmiştim. Ama siz de tabii ki şu meblağda çalıştığı için burası. Onun için de lütfen şimdi gidiyorsun İstanbul laboratuvarına. Tekrar adresini vereyim. Acıbadem'de İstanbul Laboratuvarı Hacettepe Üniversitesi ile ortak olarak çalışıyorlar. Zaten Hacettepe Üniversitesi bu laboratuvarla ortak olarak çalışıyor. İstanbul'da da var. Hatta Acıbadem, sen de Maltepe tarafındasın zaten. Çok da yakınsın. Git oraya, güzelce ne anabolik steroidlerle alakalı doping testini ver. Doping testinde zaten neler vereceğinle alakalı şu anda bir bilgin olmadığının farkındayım. Bu videoda da bunu anlatmayacağım. Ama sen eğer olur da bir video yaparsan, testlerin sonuçlarını koyarsan, ben de hangi test sonuçlarının olması gerektiğiyle alakalı ekstra bir video daha yaparım. Ama burada bana prim vermeyecek misin de, vermek istememesin de, o parayı verip vermeyeceğimi düşünüyor musun da filan vesaire. O toplara girme benimle. Çünkü neden girme? Bak ben 3 yıldır, açık ve net söylüyorum, 3 yıldır cebimden para harcayarak, ayda 300-400 dolar harcayarak yayın yapan bir adamım. Keyfi olarak. Ve keyfi olarak yapmış olduğum yayında da geçtiğimiz Aralık ayında 3 tane ihtar ederek YouTube hesabım kapandı. Kılım kıpırdamadı. Neden biliyor musun? Çünkü bunu gelir amaçlı yapmadım. Zaten benim gelir kaynaklarım var. Artık gelir kaynaklarım olduğu için de buraya bağlı değilim. Ve hiçbir zaman da YouTube'dan böyle yüksek meblağlarda paralar kazanma derdinde de olmadım. Kazanma derdinde olsaydım sen ve senin gibilerin yanında poposunda dolaşırdım diğer insanlar gibi. Anlatabiliyor muyum? Yalakalınızı yapardım. Ama öyle bir adam da değilim maalesef ki. Hiçbir zaman olmadım. Neden mi? Olmadım. Bu ülkede aklına bile gelmeyecek insanlara danışmanlık verdim. Onlara bile yalakalık yapıp gidip video çekmedim. Ki şu anda onlarla eğer video çekmiş olsaydım veya diğer danışmanlık vermiş olduğum kişilerle video çekmiş olsaydım, buralara bunları lanse etmiş olsaydım, şu anda emin ol kanalım zaten sana kalmazdı yani yükselmesine. Artı burada benim kanalımı yükselten kişi Kadir abidir. Kadir abi de benden video çekmek istemiştir. Kadir abiyi de kırmayıp video çekmişimdir. Kadir abi de sonradan sevdik. Muhabbetimiz hoş tuttu. İzlendirse veya izlenmese benim umurumda değil. Ben Kadir abiyle video çeker, atarım. Bunu da prim için yapmıyorum. Prim için hiçbir zaman yapmadım.
Bunu da buradan not etmek isterim. Yani kanalım büyüsün, çok fazla izleneyim, işte şöyle olsun böyle olsun derdinde hiçbir zaman olmadım. Benim derdim insanlara her zaman doğruyu göstermek oldu. Doğruyla yürünmesi gerektiğine inanan bir insanım. Hiçbir zaman da kıvırmam. Hiçbir zaman kimse kıvırdığımı da göremez. Zaten onun için insanlar beni sevmez. Çok düz bir adamımdır. Onun için buradan da sana söylüyorum. Hacettepe Üniversitesi'ni aramana gerek yok. Buradan İstanbul Laboratuvarı'na gidiyorsun. Bak beni de katma işin içine. Kendi kanalın için çok güzel bir video yapmayı planlamışsın ama Hacettepe sana demiş ya sözde, telefonda. Hiç gerek yok buna. İstanbul Laboratuvarı'na gidiyorsun. Hacettepe Üniversitesi ile tekrardan altını çizerek söylüyorum. Anlaşmalı. Gidiyorsun orada doping testlerini yaptırtıyorsun. Doping testlerini yaptırdıktan sonra güzelcene ekranda yayınlıyorsun. Sonra da biz de teyidini yapıyoruz. Bu kadar basit. Herkese iyi geceler dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.